Bu videoda döngüleri kullanarak bizden istenen hedefe ulaşmaya çalışacağız. Ders 2, konu 5 ve 6'yı işleyeceğiz. Burada bir test vermiş, çoktan seçmeli. Buradaki algoritmayı döngü kullanarak nasıl basitleştirirsin? Aşağıdakilerden hangisi buradaki algoritmanın basitleştirilmiş halidir? 3 kere ileriye doğru gitme komutunu tekrarlamış. 4 kere de nektar toplama komutunu tekrarlamış. Yani bu komutu bir döngü içinde kullanırsak 3 kere ileriye git, 4 kere de nektar al. Burada bakalım. Bu doğru. Bu algoritmayla aynı. Diğerlerine de bakalım. 4 kere git. Bizim algoritmadan farklı. Burada ne yapmış? 3 kere gidin içine 4 kere nektar al koyduğu zaman ne oluyor? Nektar al komutu 3 kere 4 12 kere çalışmış oluyor. Çünkü bu döngünün içerisine bir döngü daha koyduğu zaman bu da 3 kere, bu döngü 3 kere çalışmış oluyor. Burada ne yapmış? 3 kere ileri doğru. Sonra 2 kere ileriyi altına eklemiş. Bu da yanlış bir kullanım. Bu da döngü içerisinde bir kere nektar kullanmış. 3 kere de arka halka kullanmış. Doğru olan şık bu olacak. Uygulamanın orijinali İngilizce olduğu için bu ilerle ve nektar topla komutları ve döngü İngilizce olarak yazıyor. Çevrilmemiş resim oldukları için. Beni 5 tane aynı tür blok kullanarak domuzcuya alıştırabiliriz. Şimdi burada İlk etkinlik döngü yok. Domuzcuya ulaşmamızı istiyor kırmızı kuş. Çalıştığı zaman altına eklediği kod blokları sırayla çalışmaya başlayacak. İlerle bir birim ilerlemesini sağlayacak. Domuzcuya ulaşmak için benim 2, 3, 4, 5 birim ilerlemem gerekiyor. Böylece domuzcuğun tam üzerine gelmiş olacağım. 2, 3, 4, aynı komutu 5 kere arka arkaya yazıyorum. Bu işi yapmak için. Bir sonraki etkinliğe geçiyoruz. Burada bazı bilgiler verilmiş. Hızlı bir şekilde okuyalım. Bilgisayarın iyi olduğu şeylerden birisi aynı komutları tekrarlamasıdır. İnsan olarak aynı şeyleri yapmaktan sıkılabilirsin. Fakat bilgisayar aynı işlemi milyonlarca defa yapar ve sıkılmaz ve gayet güzel yapar. Örneğin eğer Facebook'taki herkese doğum günü mesajı atmak istediğimde herkese ayrı mesaj yazsam yıllarca sürer. Fakat sadece birkaç kod satırıyla Facebook'taki herkese mesaj atıp iyi ki doğdum dileklerimi iletebiliyorum. Döngüler budur işte. Bilgisayarın iyi yaptığı çok faydalı şeylerdir. Yani bir önceki etkinlikte yaptığımız gibi ileri komutunu 5 kere kullandık. 5 kere bir birim ilerlemek için. Burada da söylediği bir kişiye doğum günü mesajı yollamak için bir komut kullanıyorsak her bir kişiye doğum günü mesajı yollamak için o komutu tekrar tekrar yazarsak Facebook'ta çok fazla insan olduğu için bu işlem tek tek yazmak yıllarca sürebilir. Ama bir döngü içinde burada döngünün örneğini vermiş. Her bir kullanıcı için şu mesajı gönder dediğinde bilgisayarın işlemcisi bu işi çok hızlı bir şekilde yapacağından
Biz bu komutu yavaş bir şekilde yazabiliyoruz. Düşünüyoruz. Yavaş bir şekilde tamamlıyoruz komutu. Ama bilgisayar bunu yazdıktan sonra, çalıştırdıktan sonra çok hızlı bir şekilde işleyebiliyor. Ve bir anda bu döngü sayesinde bu komut Facebook'ta artık kaç milyon kullanıcı varsa o kadar kez dönerek bu mesaj herkese ulaşıyor. Burada bir örnek vermiş. Bu örnekte amacın kızgın kuşu domuzcuğa götürmektir. Şimdi tekrarlı blogu kullanarak daha kolayca yapacağız. Az önce yaptığımız etkinlikte domuzcuğa ulaşmak için 5 kere ilerle komutunu arka arkaya kullanmak zorunda kalmıştık. Çünkü döngü yoktu. Aynı işi 5 defa ilerle komutuyla da yapabilirsin. Ya da 1 defa ilerle yazıp 5 defa tekrarlamasını söyleyebilirsin. Burada da bunu döngüyle yapmak, yapmanın nasıl olduğunu göstermiş. İlerle komutunu bir kere yazıyoruz ve bilgisayardan bunu 5 kere yapmasını istiyoruz döngü kod bloğu sayesinde. Ya da bilgisayara ilerlemesi bir kez söyleyip bu işi 5 defa tekrarlamasını söylersin. Bunun için ilerle bloğunu sürükleyip tekrarla bloğun içine koy. Sonra soru işaretine tıkla ve kaç kere yapacağını söyle. Tekrarla bloğu içine istediğiniz kadar komut ekleyebilirsiniz. Evet, bunu da daha önceki etkinliklerde yapmıştık. Tekrarlı kod bloğunun içine sadece bir komut eklemiyoruz. İstediğimiz gibi altına diğer blokları da ekleyebiliyoruz. Mesela burada ileri git, sola dön komutu 5 kere tekrarla demiş. Yani ileri git, sola dön, ileri git, sola dön, ileri git, sola dön, ileri git, sola dön gibi bir örnek kod bloğu vermiş. Evet, kapatalım. Bu 5 bloğu sadece 2 blokla yer değiştirebilir misin? Bloğunu kullanarak döngü oluşturdum ve daha önceki etkinlikte bu tekrarla kod bloğu olmadığı için çözümü bu şekilde yapmıştık. 5 kere ilerle kodunu kod bloğunu arka arkaya koyarak işi yapmayı sağlamıştık. Şimdi tekrarlı kod bloğunu kullanarak içine bir kere ilerle diyerek bunu 5 kere tekrarlamasını sağlayarak çalıştıralım. Aynı işi daha hızlı, daha az kodla yapıyoruz. Beş değil de 10 olsaydı yine yapacağım o 5 yerine 10 yazmak. 20 olsaydı buraya 20 yazmak. İş ne kadar kolaylaşıyor. Öteki türlü 5 tane alt alta ilerle kodu yazıyorsun. Eğer 40 birim ilerlemesi gerekirse alt alta 35 tane daha eklemen gerekiyor. Bu da çok uzun bir iş. Ama öteki taraftan döngünün içine 40 yazacaksın. 40 kere tekrar edecek o kodu. Sadece 2 blok kullanarak beni domuzcuğun yanına götür. 2 blok kullanarak beni domuzcuğun yanına götür. Burada yeni bir şey var. İlerle komutunun yanında üstünde bir işareti var. Bunun anlamı bu komutu bir kere kullanabilirsin. Bunu çektikten sonra, çalışma alanına ekledikten sonra artık ilerle komutunu bir daha çalışma alanına ikinci bir kod bloğu olarak alamıyorsun. Bunu tekrarlayı kullanmamız için, bizi yönlendirme için yapılmış bir şey. Evet, kırmızı kuş. Bakalım aşağıya doğru kaç birim var? Şu yandaki nesnelerden kaç birim uzaklıkta olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 birim. Burada zaten standart olarak 5 yazılmış. Onu değiştirmeme gerek yok. Sadece içine ilerle komutunu ekliyorum ve çalıştığı zamanı bağlıyorum. Çalıştığı zamanı bağlamazsam kodum çalışmaz. Hiçbir komut bağlı olmadığı için. Bağladığım komut çalışmaya başlıyor ve sırayla
alt alta eklediğim ne kadar komut eklediysem sırayla her biri görevini yerine getiriyor. Devam ediyoruz. Dördüncü etkinlikle. Domuzca ulaşmak için daha az blok kullanarak iki döngü kullanın. Şimdi bizden istediği yine kırmızı kuşun domuzcuğa ulaşması. Bunun için tek bir döngüyle bu işi yapamıyoruz. Çünkü burada şu noktadan sonra aşağıya doğru dönmem gerekiyor. Aşağıya doğru döndüğüm zaman da tabii döngüden çıkıp çıkacağım. Önce şu noktaya ulaşalım. Bu noktaya 1, 2, 3 ve 4 birim var. Tekrarla ilerle 4 yazarsam şu noktaya beni ulaştırır. Ondan sonra kırmızı kuşu sağa doğru döndürürsem hemen döngüden sonra sağa doğru döndürürsem aşağıya doğru bakacaktır. Aşağıya doğru bakan kuş da 1, 2, 3, 4 ve 5 birim 5 birim ileriye doğru ilerlerse domuzcağa ulaşmış olur. Bakalım. Hangi kod çalışıyorsa o sarı renkte yanıyor. Takip edebilmemiz için kod bloğunun yazdığımız algoritmanın sırayla nasıl çalıştığını. Evet, yine domuzcağa gitmek istiyoruz. Yapmamız gereken bir birim aşağı ineceğimiz için bunda döngü kullanmıyoruz aşağı inerken. Sonra sağa doğru dönüyoruz. Böylece bu tarafa bakmış oluyor. Sağa doğru döndüğümüz zaman. Şurada gösterdiği küçük ok işaretine bakarak kuş, kırmızı kuşun kafası şuradaki ok işareti ne yöne doğruysa 90 derece o yöne dönüyor. Yani sağa doğru, saat yönünde bu. Sağa doğru dediği saat yönünde. Saat yönünde döndürdüğümüz zaman bu tarafa bakıyor. Yani sola bakıyor. Sola baktıktan sonra artık şu noktadan 1, 2, 3, 4 ve 5 birim. 5 birim ilerlersek domuz yavaş oluruz. Altıncı etkinlik. Beni ayçiçeğine götür. Diziyi döngüle. Evet. Burada bir karakter olarak zombi var. Bizim yazdığımız kodlar ilerle sağa dön komutları bu zombinin hareket etmesini sağlıyor. Bu da bazı çiçekler var. Ama bu çiçekler bizim için tehlikeli. Eğer üzerine gelirsek buradaki oyun bitebilir. Bizden istenen buradaki çiçeğe ulaşmamız. Şimdi burada kaç birim gideceğimi şurada bakın yine satranç tahtası gibi kareler var. O karelere bakarak burada mesela şu karenin içerisindeyim şu anda. Şuraya ilerlemek için bir birim, şuraya ilerlemek için iki birim gidiyorum. Burada bir kod yazmış. Bakalım ne yapıyor bu kod? Sağa dönmüş ve iki birim ilerlemiş. Bu noktaya ulaşmış. Tekrar deneyelim. Bizden istediği şu noktaya ulaşmamız. Bakalım bir çiçeğin üzerine geldiğimizde ne oluyor? Nasıl bitiyor?
Evet, çiçek bizi yiyor ve bitmiş oluyor oyun. Evet ki ilerlemeyeceğiz. Bizde istediği neydi? Diziyi döngüle. Şimdi bu noktaya ulaştıktan sonra saat yönünde dönersem, bir iki birim ilerlersem, bunu döngüyle yapalım. İki birim ilerlersem, sonra saat yönünde tekrar dönüp, buradan yukarıya doğru dönüp, iki birim daha ilerlersem, bakalım hangi noktaya ulaşmış oluyorum. Çiçeğe ulaşmam gerekiyor. Burada bakalım, algoritmayı sırayla işleyelim. Şu an buraya bakıyor, sağa bakıyor. Saat yönünde döndüğü zaman aşağıya bakacak. İki birim ilerlediği zaman bu noktaya bakacak. Aşağıya bakıyor, saat yönünde döndüğü zaman sola bakacak. İki birim ilerlediği zaman burada olacak. Sola bakarken saat yönünde sağa döndürdüğümüz zaman bir kere 90 derece yukarı bakacak ve iki birim ilerlediğinde çiçeğe ulaşacak. Bakalım. Evet, tebrikler. Bulmacayı tamamlandı. Ancak sadece 5 blok kullanmış olabiliriz. Tekrar deneyelim. Demek ki bana yazdığı, benim için yazdığı şurada 2 ilerle komutu var. Onun yerine de şunu koparıyorum buradan. Onun yerine de bir döngü kullanıp 2 yazıp içine bir kere ilerle deyip şu 2 tanesini alt alta olanı atabilirdik. Burada bakın bir şey daha kendini tekrar ediyor. Sağa dön, 2 kere ilerle. Sağa dön 2 kere ilerle. Sağa dön 2 kere ilerle. Demek ki ben bunu da şunu da bir döngü içinde ekleyip kendini tekrarlayan bir iş olduğu için 3 kere döndürürsem bunu, burada yapılan işlemi bunu çöpe atarım. Buna artık ihtiyacım kalmaz. Burada yaptığım 3 tane işlemin aynısını yapmış olurum. Bakalım yeniden başla. Bak sarı yanıyor hangi kod bloğu başladıysa. İşlem yapan blok sarı olarak yanıyor. Evet. 4 satır kodla ne yaptım? Benden istenen görevi yerine getirdim. Döngüler sayesinde kısa bir şekilde yazmış oldum. Evet, yine benden beni çiçeğe götürmemi istiyor. Bakalım, burada bir merdiven var. Merdivende ne yapıyorduk? Merdivenin bütün basamakları eşit. Eşit birimde. Demek ki ben bir basamak inme komutunu yazdıktan sonra onu döngü içerisinde kullanırsam, kaç basamak varsa döngüye o sayıyı yazarsam o kadar basamak aşağı inerek buradaki merdivenin en altına inmiş olurum. Bakın burada bana ne demiş? İlerle, sağa dön, ilerle, sola dön. Ne yapıyor bu? Bakalım. Bu kod ne yapıyor? İlerle, sola dön, ilerle, sola dön. Evet. Bu bir basamak inme komutunu benim için yazmış. Sonra bu noktadan sonra bu komutu tekrar çalıştırdığında bu noktaya gelecek. Tekrar çalıştırdığında bu noktaya gelecek. Kaç basamak var? 1. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak ve beşinci basamakta hedefe ulaşmış olacağız. Demek ki ben bunu döngü içerisine koyup 5 yazarsam ve çalıştırırsam 5 basamak inip çiçeğine ulaşmış oluyorum. 8. etkinlik yine
benden istediği ayçiçeğine gitmem. Ayçiçeğine giden en kısa yol burası. Üstteki koridor. Ama orada benim için bir engel var. O engeli geçmek için bir kod verilmemiş. Sadece ilerleyebiliyorum. Sağa sola dönebiliyorum ve onu tekrarlayabiliyorum. O yüzden uzun yoldan gideceğiz. Alt taraftan dolaşacağız. Ne yapalım? Bakalım aşağıya doğru bakıyoruz. 1, 2, 3 birim ilerleyeceğiz. Öncelikle. 3 birim ilerleyeceğiz. Böylece şu noktaya varacağız. Saat yönünde saat yönünde döndüğümüz zaman sola bakacak karakterimiz. Buradan yine bakın şu koyu ve açık alanları sayıyorum. 1 birim açık alan, 2 birim koyu alan, 3 birim açık alan. 3 birim ilerlediğimde şu noktaya varacağım. Yine bir döngü ekliyorum altına. 3 birim ilerle. Evet. 3 birim ilerledim. Bu noktaya vardım. Buradan sonra yine saat yönünde dönerek yukarıya bakıyorum ve 3 birim ilerliyorum. 3 birim ilerliyorum. Saat yönünde. Burada kendini tekrarlayan bir yapı var mı? Evet. Şurada sağa dön 3 kere ilerle. Sağa dön 3 kere ilerle. 2 kere tekrarlıyor. Şu en başta da sağa dön olsaydı bu 3 kere tekrarlardı ve bir döngünün içine koyabilirdik. Ama bu şurada sağa dön olmadığı için bunun üstünde bunu bu döngünün içine alamıyorum. Ayrı bir işlem olarak yapıyorum. Bunu 2 kere tekrarlarsam yazdığım komutu bu tekrarla 3 ilerle şunla aynı tekrarla 3 ilerle ama şu tekrarla 3 ilerle sağa dönle birlikte bir grup ve tekrarla komutunun içerisine yerleştirdiğimde önce sağa dönüp sonra tekrarla 3 ilerle komutunu uyguluyor. Bu şekilde dönüyor. Bu komutun tekrarlı 3 ilerlenin üzerinde sağa dön kod bloğu olmadığı için bunu bu döngünün içine alıp buraya 3 yazamıyoruz. 3 kere tekrarla yazamıyoruz. Bunu ayrı olarak yazmak zorunda kaldık. Şimdi çalıştıralım bakalım. Brains. Yine sarı yanıyor. Çalışan komutlar. Evet, doğru gidiyor. Doğru ilerliyor. Yukarıya doğru döndü. İlerliyor ve çiçeğe ulaştı. Evet, bana diyor ki daha kısa şekilde de yapabilirdiniz. Bakalım. Tekrar deneyelim. Daha kısa şekilde nasıl yapabiliriz? Tekrar dene. Evet, şöyle deneyelim. Şimdi burada tekrarla 3'ü koyamamıştık. Üzerinde sağa dön olmadığı için. Peki ben bunun üzerine sağa dön kod bloğu eklersem o zaman bununla aynı olur ama çalışmaması lazım. Çünkü bakın sağa döndüğüm zaman yanlış bir yöne gidiyorum ve yem oluyorum. Peki ben bunun üzerine sağa dön komutu koyup eğer bunu koyarsam bunu da bu komutu da burnun içine yerleştirebilirim. Bunu 3 yaparım, bunu silerim. Nasıl bunu yapabilirim? Sağa dön komutu çalışmadan önce eğer sola dönersem sağa dön dediğinde tekrar Brains. Aynı yere dönmüş olacağım ve devam edeceğim. Böylece kodum çalışmış olacak.
Şimdi böyle yaptığın zaman, yani sola dön, sağa dön. Aslında bu, bakın burada burada da gördüğünüz gibi aslında doğru bir yöntem değil. Doğru bir yöntem değil derken aynı işi tekrar yapıyorsunuz. Şimdi bu karakter zaten aşağıya bakıyor. Sola döndürdüğümüz zaman bu karakter sağa doğru bakıyor. Sonra bir sonraki komutta tekrar aşağıya baktırıyorsunuz, sağa döndürüyorsunuz. Ama bu işlem, bu karakterin sağa bakması, sonra tekrar aşağı bakması, eğer bir iş yapmıyorsa, bir iş yapmıyorsa bir yere gidip geri geliyor. Bir iş yapmadan bu doğru bir yöntem değil. Ama biz burada ne yaptık? Ne yapmaya çalışıyoruz? Niye böyle bir şey yaptık? Şimdi şu tekrarla 3 ilerle bloğunun üzerine sağa dön kodunu koymak istiyoruz. Neden? Çünkü eğer sağa dön kodunu koyarsak buradaki kodla benzerlik gösterecek ve biz bu kodu silip şuradaki tekrarlayı 3 kere tekrarlayarak bu kodun yaptığı işi bu döngünün içinde yapabilir hale geleceğiz. Kodumuzu kısaltmak için fazladan bir işlem yapıyoruz. Böylece burada yaptığımız boş iş, bir işe yaramayan iş aslında bizim kodumuzun kısalmasını sağlıyor. Çalıştıralım. Bakın döndü, tekrar baktı. Ama ne oldu? Şu kod bloğunu bu döngünün içine almış olduk. Yine bana diyor, bulmaca 8 tamamlandı. Ancak sadece 5 blok kullanmış olabilirdiniz. Tekrar bakalım. Tekrar deneyelim. Evet. Başka bir çözüm daha var. Başka bir algoritma daha var. Ona bakalım. Şimdi biz ne yaptık? Biraz şuraya getirelim. Benzer olması için şunu tamamını yazıyorum. Şu şeyin içine sokmadan, şunun içerisine yerleştirmeden önce tamamını yazıyorum. Daha iyi görebilmemiz için. Bir iş yapmada tek bir çözüm olmaz. Herkes kendi düşüncesine göre, kendi çözüm yöntemlerine göre farklı çözümler üretebilir. Şimdi burada daha kısa bir yol varmış. Biz ne yaptık? Sola döndük en başta. Böylece sağa dön komutunu tekrarların üzerine ekledik. Ama bunu yapmak yerine en aşağıya sağa dön komutu ekleyerek, yani şunu şuradan kopartıp en aşağıya bir sağa dön komutu ekleyerek, bakın bu işin 3 kere birbirini tekrarlamasını sağlayabilirdik. Böylece şu komuta da en başta yazdığımız sola dön komutuna ihtiyaç olmazdı ve bu komutu şu şekilde 3 kere tekrarlayarak aynı işi yapabilirdik. Konu biraz karışmış olabilir belki mantık olarak. O yüzden bunları bu şekilde yazdım ki daha iyi görelim diye. Şimdi bizim buradaki amacımız işi yapmak. Şimdi bu karakterin bu çiçeğe ulaşmasını istiyoruz. Ama işi yaparken olabildiğince az satır kodla işi yapmak. Bir diğer istediğimiz şey de bu. Az satır kullanarak. Yani uzun yoldan değil, olabildiğince az satırla işi yapmak. Şimdi burada bazı birbirini tekrarlayan kod bloklarını döngülerle
döngü içerisinde kullanarak daha satırla iş yapıyoruz. Şimdi bir önceki sola dön, sağa dön algoritmasını kullanarak biraz kısaltmıştık. Bu döngünün birini daha ana döngümüzün içine katmıştık. Ama onu yapmadan da başka bir yöntemle sağa dön komutunu aşağıya alarak, şimdi sağa dön komutunu aşağıya aldığımız zaman zaten bu döngü tekrar ettiğinde bu sağa dön komutu bir sonraki tekrarla 3 komutun üzerinde olacak. Bu şekilde yazdığımızda sadece bütün işlem bittiğinde karakter buraya ulaştığında bir kere daha sağa dönecek. Bakalım. Yeniden başla. Çalıştı. Yine gidiyor. Sağa dönüyor. Yine gidiyor. Ya fazladan yaptığımız işlem bir tek hedefe ulaştıktan sonra bir daha sağa dönüyor. Bizden istediği demek ki 4 satırda olabilecek en kısa satır 4 satırmış. 4 satırda bu etkinliği geçmemiz. Bir sonraki etkinliğe bakalım. Beni Ayçiçeğine götür. Bakalım Ayçiçeği nerede? Evet, Ayçiçeği burada. En kısa yolun üzerinde bir engel var. Benim yapmam gereken buradan, bu yoldan ilerleyip Ayçiçeğine ulaşmak. Bakalım. İleri bakıyor şu anda. Sağa bakıyor. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Böyle açık koyu, açık koyu, açık. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 5 birim ileri ilerleyeceğiz bir kere. 5 birim ilerleyeceğiz. Tamam. 5 birim ilerledikten sonra karakteri saat yönünün tersine bu sefer. Saat yönünün tersine yaparsak yukarı bakar. Saat yönünün tersine. Sonra tekrar bir döngü. Niye? Çünkü önümüzde uzun bir yol var. 1, 2, 3, 4, 5 birim ilerlemesini istiyorum. Bir 5 birim daha ilerleyeceğim. Sonra bu noktaya ulaştıktan sonra yine saat yönünün tersine. Yine bir döngü. Önümde bir yol var. 1, 2, 3, 4 ve 5 birim. Yine bir 5 birimlik ilerleme kaydediyorum. Sonra aşağıya bakacağım. Aşağıya bakmak için yine sola dönüyorum. 1, 2 ve 3 birim. Bu sefer 3 birimlik bir ilerleme yapmam gerekiyor. Şu noktaya ulaşmak için. Tekrar sola dönüyorum. Sağa bakmış oluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 kere aynı yöne, saat yönünün tersine doğru 90 derece döndüm. 360 derece oldu 4. dönüşümde ve ilk başladığım yöne, yani sağa doğru bakmaya devam ettim. Tekrar sağa doğru bakmaya başladım. Bu noktadan sonra da çiçeğe 1, 2 ve 3 birimlik bir mesafe var. Ve şunu da 3 birimle yaparak algoritmamı tamamlıyorum. Şimdi bakalım. Döngüler içerisinde kendini tekrar eden var mı? Var. Bakın şu tekrarla 5 ilerle sola dön. 3 kere tekrar ediyor kendini ve tekrarla 3 ilerle sola dön. O da 2 kere tekrar ediyor. Ne yaparsak? En alta da sola dön koyarsak. En alta koyduğumuz sola dön zaten bu noktada çiçeğe ulaşmış oluyoruz. Bunun bir işlevi yok çiçeğe ulaşmak için. Ama şuradaki kodların birbirini tekrarlaması ve bu kodları döngü içerisinde kullanmak için bunları birbirine benzetmem gerekiyor. İşi yapacak şekilde benzettiğim sürece işi yapmaya devam ederiz. Evet, bunu bir döngüye koyup 3 yazıyorum. Bunu çöpe atıyorum. Çöpe atıyorum. Sonra bunu da bir döngüye koyup
Buradan da 2 yazıyorum. 2 kere tekrar ediyorum. Bunları birbirine bağlıyorum. Çalıştığı zamana bağlıyorum ve çalıştırıyorum. Bakalım. Evet, gidiyor. Burada döndü, gidiyor. Döndü, gidiyor. Döndü, gidiyor. Döndü, gidiyor. Evet. Bu şekilde etkinliği geçmiş olduk. Bir sonraki etkinliğe bakalım. Bu etkinlikte de bir merdiven var ama bu biraz daha farklı bir merdiven. İki basamaklı. Her bir basamak iki birim kareden oluşuyor. Her bir basamak iki birim kareden oluşmuyormuş. İki birim genişliğinde ve bir birim yüksekliğinde. Evet, biraz karışık bir merdiven. İki birim yüksekliğinde ve iki birim genişliğinde. Evet, kod yazarak bakalım. Gördüğümüz gibi yazalım kodu, çalıştıralım. Bakalım nereye kadar gidiyor. Ondan sonra eğer yanlış gördüysek kodu değiştiririz, düzeltiriz. Şimdi burada karakter sola doğru bakıyor. Şuradan bakalım. Açık renk ve koyu renk yerlere göre şurası 2 birim. Yani 2 kere ilerleyecek bu karakter. Şu noktaya varacak. Sonra saat yönünün tersine doğru 90 derece dönerse aşağıya bakmış oluyor. Şuraya bakalım. Aşağıya döndükten sonra şu açık alan 1 birim ve şu koyu alanda 2 birim şuraya kadar gibi görünüyor. Sonra bu noktaya vardıktan sonra bu sefer sağa doğru dönmek gerekiyor. Bir çalıştıralım bakalım. Ne yapmışız şu ana kadar? 1, 2, aşağı döndü, sola döndü. Evet. Sola döndü, doğru. Burada yine 2 birimlik bir yol var. 2 birimlik bir yol var. 2 birim ilerledikten sonra saat yönünün tersine dönüp 2 birim daha ilerleyeceğiz. Ve başlatalım. Evet, ulaştık. Şimdi tekrar deneyim. Hiçbir şekilde döngü kullanmadık ama hedefe ulaştık. Demek ki neymiş? Basamakların her biri 2 birim genişliğinde ve 2 birim yüksekliğindeymiş. Burada 1 birim yüksekliğinde gibi görünüyor ama diğer birime bağlı. İkinci birim 2 birimlik olduğu için biraz görmesi zor. Ama 2 birim yüksekliğindeymiş. Bu şekilde bir algoritma kurduk. Şimdi burada bakalım birbirini tekrarlayan ne var? 2 ileri sola dön, 2 ileri. Sonra sağa dön. 2 ileri sola dön, 2 ileri. Şimdi burada eğer ki şu döngünün altına sağa dön eklersem şu ikisi birbiriyle aynı olur. 2 yazıp şunu kısaltabilirim. Bu birincisi. İkincisi de 2 tane ilerle. Şu 2 ilerle yerine. Ve yine 2 ilerledim. Diğer 2 ilerle yerine kullanabilirim. Ne yapacağım? En altta sağa dön olacak. Şu ikisini çöpe atıyorum.
Şunun altını da sola dön olacak. Şu ikisini birbirine birleştiriyorum. Şunu da çöpe atıyorum ve birleştiriyorum. Çalıştıralım bakalım. Evet, tamamladık. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Burada bakalım. 1, 2 birim ileri. 1 birim yukarı. 1, 2 birim ileri. 1 birim yukarı. 1, 2 birim ileri. 1 birim yukarı. Kendini tekrarlayan bir basamak var. Bu basamak 2 birim genişliğinde ve 1 birim yüksekliğinde. Önce şu noktaya gideyim. Ulaşayım. Tek bir basamağa geçmiş oluyorum şu noktaya ulaştığım zaman. Ondan sonra bu komutu 3 kere kullanarak, 3 kere tekrar ederek çiçeğe ulaşmaya çalışacağım. Sağa doğru baktığı için karakter 2 kere ilerlemem lazım. Döngüyle yapayım hemen. Bunu hemen şey yapabilir. 2 kere ilerle. Şu noktaya ulaşıyor. Saat yönünün tersine doğru. Saat yönünün tersine doğru çevireceğim karakterimi. Yani sola doğru çevir. Sonra da bir birim ilerle. Şu noktaya varıyor. Bu noktaya vardıktan sonra saat yönüne doğru tekrar çevirmem gerekiyor. Sağa doğru dönün. Böylece ileriye doğru bakmış olacak. Niye ileriye doğru bakmasını istiyorum en son? Çünkü bu komut tekrar çalıştığında bu komut ileriye doğru bakması gerekiyor. Şurada ilerleyip tekrar yukarı gidip ileriye doğru bakacak tekrar. Böylece en üste kadar ulaşmış olacak. Kaç basamak var? Bu komutumu 3 kere işletirsem 3 basamağı da tamamlamış oluyorum. Kalıp. Evet, bu şekilde tamam. 12. etkinlik. Sadece 5 blok kullanarak beni ağaç çiçeğine ulaştır. Sadece 5 blok kullanarak. Şimdi ileriye doğru 1, 2. 1, 2 birim. 1, 2 kere ilerleyeceğim. Şu noktaya ulaşacağım. Sonra saat yönünün tersine doğru, saat yönünün tersine doğru, sola doğru döneceğim. Yukarıya bakacağım. Ve 2 birimlik bir mesafe daha var içeriye doğru. 2 birim daha ilerleyeceğim. Bakalım. Beş blok kullanmış olabilirdiniz diyor. Tekrar dene. Ben kaç blok kullandım? 1, 2, 3, 4, 5. Daha az blok kullanmamı istiyor benden. Bakalım kendini tekrar eden bir şey var mı? Şu komutla şu komut aynı. En son işlem yaptıktan sonra tekrar sola dönmem. Yaptığım işlemi değiştirmez. Ama şu iki komutun aynı olmasını sağlar. Aynı oldukları zaman da ben bir döngü içinde bu komutla bunu iki kere tekrarlayarak aynı işi yapabilirim. Bakalım şimdi kaç oldu? 1, 2, 3, 4. Yeniden başlatayım. 4 satır kodla. Evet. 4 satır kodla bu iş yapılabiliyormuş. Diğeri de yapıyordu ama 4 satır 5 satırdan daha kısa. Burada çoktan seçmeli bir test var. Buradaki karakteri hedefe götüren komut hangisi? Ne olması lazım? Sağa doğru bir birim. Sağa doğru bir birim. Aşağıya baktığı için önce saat yönünün tersine
left, left, dönmek gerekiyor. Sonra bir birim ileri gitmek gerekiyor. Bir birim ileri gidince şuraya varıyoruz. Saat yönüne doğru döndüğümüzde aşağıya bakıyor. Aşağıya bakmamız lazım. Sonra aşağıya bakıyoruz. Saat yönünün tersine. Sonra 3 kere ilerlemiş. 3 kere ilerlediğinde bu haritadan çıkıyor. Komut bizim için uygun değil. Şuna bakalım. Bu çalıştırmadı. Şuna bakalım. Sağa döndü, ilerledi. Sağa döndü, ilerledi. Tekrar sağa döndü, yukarıya baktı, ilerledi. Yukarıya baktı, ilerledi. Bu komut da uygun değil. Bu komut da uygun değil. Çünkü bu noktadan sonra yukarıya dönüyor. Yukarıya dönüp ilerlemeye çalışıyor. Şu komuta bakalım. Saat yönünün tersine döndü. İlerledi. Doğru. Sonra saat yönüne döndü. İlerledi. Şu noktaya geldi. Doğru. Bunu 3 kere tekrarlıyor. Aşağıya bakıyor en son. Saat yönünün tersine döndü. İlerledi. Saat yönüne döndü. İlerledi. Saat yönünün tersine döndü. İlerledi. Saat yönüne döndü. İlerledi. 3 kere tekrarlıyor. Bu komut, bu işlemi bizi ayçiçeğine götürüyor. Şuna da bakalım. Bu neymiş? İlerle diyor ilk komut. İlerlediği zaman zaten çiçeğe yem oluyoruz. Çiçeğe yem olduğu için bu komutta bizim ihtiyacımız olan işi yapan algoritma değil. Burada da bir eşleştirme var. Eşleştirelim. Birinciden başlayalım. Bir birim ileri, 1, 2, 3 birim yukarı, bir birim sağ. Burada bir birim ileri, saat yönünün tersine dön, 3 kere ilerle, 1, 2, 3 kere ilerle, saat yönünde dön. Yani sağa doğru bakıyor. Saat yönünde döndüğü zaman yukarıya bakan bir nesne ve ilerle. Şu komut şu sorunun çözümü. Burada ilerle, sola dön, tekrarla gibi komutlar bu ara birimin orijinali İngilizce olduğu için ve bunlarda resim olduğu için çevrilmemiş. Şuraya bakalım. Bir, iki birim ilerleyeceğiz. Saat yönünde döneceğiz ve iki birim daha ilerleyeceğiz. Nasıl? İki birim ilerle, saat yönünde dön. Şuradan oka bakarsak iki birim daha ilerle. Şudur. Son olarak da bu olması gerekiyor. Bakalım doğru mu? Üç birim ilerle. Bir, iki, üç birim ilerle. Saat yönünün tersine dön, aşağıya bakıyor, bir birim ilerle. Saat yönünü dön, bir birim ilerle. Evet, bu da bunun çözümü. Bakalım. Böylece bu etkinliğin de sonuna gelmiş olduk.